Hey folks, this is Utku. Bir önceki videoda böyle karar vermiştik, değil mi? Neyse, daha fazla Riker'dan içerik esinlendiğim ortaya çıkmadan videomuza geçelim. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bir önceki videoda Diablo 4 ile açıklananları ayrı bir videoda ele alacağımı söylemiştim. İşte karşınızdayım. Dürüst konuşmak gerekirse, Diablo 4 ile ilgili bir planlanan çıkış tarihi ya da en azından alfa beta tarihinin verilmesini ve bir CGI sinematik bekliyordum. Ama olmadı. Bunu şu günlerde çok yaşanan ve aceleye gelen kötü büyük oyunlara benzememeye çalıştıklarına vermek istiyorum ve iyiye yoruyorum. Ama zaten öyle bir oyun içi sinematik yayınladılar ki bu tarz beklentisi olan hayranların da doyurduklarına eminim. Sinematik başladı. Bir papaz Akarat'a dua ediyordu. Ben bile yayında izlerken aha dedim, Paladin geliyor. Klerik bile olabilirdi. Derken konu orada Rogue sınıfına bağlandı. Düşmanlarını ortadan kaldırmak için tutulmuş bir haydut, düşmanlarından kulaklarını topluyordu ve sinematik orada bize bir twist yapıp kulakları Akarat rahibinin topladığını gösteriyordu. Hikayesel açıdan bu konu nereye gidecek ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz. Şu ana kadar bildiğimiz tek Rogue birliği olan Sisterhood of Slightless Eye pek bu tarz yöntemlere başvurmaz. Buradan başka Rogue toplulukları olduğunu ya da olacağı anlamını çıkarabiliriz ki Rogue sınıfının oynanışında da bu çıkarımı göreceğiz. Evet, muhteşem bir sinematik ile Rogue sınıfı duyuruldu. Rogue sınıfını daha önce Diablo 1'de oynanabilir karakter olan Morena'dan ve Diablo 2'de Sisterhood of Slightless Eyes'a üye ve görevlerde bize yardımcı olarak tuttuğumuz karakterlerden biliyoruz. Ayrıca Diablo 2'nin ilk actinde oyuna yine bir Rogue kampında başlıyoruz ve bu topluluğun karargahını Andariel'den kurtarmaya çalışıyoruz. Peki bu yeni gelecek olan Rogue sınıfında bizleri neler bekliyor? Daha önceki Rogue, Amazon, Assassin ya da Demon Hunter sınıfları gibi ya kesin milli ya da kesin range bir sınıf olmayacak. Range ve milli silahlarını aynı anda taşıyabilecek ve dilediğiniz anda geçiş yapabileceksiniz. Bugüne kadar gördüğümüz bütün Rogue karakterleri dişiydi. Diablo 4'te böyle bir sınırlandırma olmayacağını öğrendik. Hikaye tarafında 3 hatta daha fazla Rogue klanı olması ile bağdaştırılacak ve oynanış olarak 3 ile sınırlı kalacak gibi. Bu Rogue klanları ile görevler yapıp reputasyon, yani tanınmışlık, arkadaşlık kasıp onlarla ilgili yeteneklerinizi geliştirebileceksiniz. Bunlardan ilki Shadow Realm. İsminden de basitçe anlaşılacağı gibi bir gölge aleme geçip burada daha az sayıda düşman ile yüzleşip daha fazla hasar yapıp daha etkili olabiliyorsunuz. Kaçmak için de kullanılabilir gibi duruyor. Exploit Weakness. Bir anlığına karşımızdaki düşmanın zayıf anını yakalayabiliyorsunuz ve o an yaptığınız ataklar düşman üzerinde daha etkili oluyor. Combo Points. Bu da isminden gayet anlaşılabilir. Basic ataklarınız düşman üzerinde combo points biriktirecek ve yeteneklerle bu combo pointlere bağlı olarak güçlenecek şekilde hasar yapabileceksiniz. Tabii bunlar şu an için geliştirme aşamasında. Daha fazla detayı ilerleyen günlerde alırız diye düşünüyorum. World of Warcraft oynayanların bildiği bir konu. Roguelar silahlarına zehir sürer. Diablo 4'te bu konu zehir ile sınırlı kalmayacak. Silahlar imbue sistemiyle güçlendirilebilecek. Frost, Shadow ve Poison olmak üzere 3 çeşit imbue olacak. Diablo 3 Wizard'da da buna benzer bir şey vardı sanki. Emin değilim. O tarz mı olacak yoksa farklı bir şekilde mi? Bekleyip göreceğiz. Tahmin edeceğiniz gibi hareket kabiliyeti yüksek ancak bir o kadar da kırılgan bir sınıf bizleri bekliyor. Şimdi geçelim Diablo 4'te açıklanan diğer öğelere. İlki kamp sistemi. Kamp sistemi oyunda oyuncuların kalıcı etkilerinin olabileceği bir sistem. Haritada belli yerlerde iblisler tarafından kuşatılmış bölgeler olacak ve gidip burayı temizledikten sonra teleport noktası, tamir ve alışveriş yapabileceğiniz bazı vendorlar ortaya çıkacak ve bu sizin için oyunda kalıcı hale gelecek. Bunlar görev icabı yapmanız gerektiği gibi açık dünyada dilediğiniz yeri de gidip bu şekilde kurtarabileceksiniz. Güzel görünüyor. Bir diğer konu ve oyuncuların merakla beklediği PvP sistemi. Ben şahsen PvP sistemini garip bulsam da Diablo oyunları için hatırı sayılı bir oyuncu kitlesi Diablo 4'te PvP'yi bekliyor. Umarım birbirine tek atan oyuncuları görmeyiz. Neyse uzatmayayım. Haritada PvP için ayrılmış Fields of Hatred adı verilen bölgeler olacak ve Shards of Hatred isimli malzemeler kasılabilecek. Bu malzemeler ağırlıklı olarak kozmetik amaçlı kullanıma açık olacak. Ancak bunları ham olarak kullanamayacaksınız. Malum, nefretin parçaları olduğu için temizlememiz gerekecek. Burada da Lilith'in ağırlığını görüyoruz. Nefretin kızının etkisi oyunda epey olacakmış gibi.
Bu temizleme, purify işlemi öyle çat diye olmayacak. Bir süre bunu test etmek gerekecek. Ki bu sırada bölgedeki diğer oyuncular uyarılacak ve bu eylemi gerçekleştirdiğinizden haberdar olacak. Burada da işler iyice kızışacak gibi duruyor. Temizleme işlemi bittikten sonra da dediğim gibi kozmetik eşyalardan satın alabileceksiniz. Videoda yer vereceğim son konu ise binek sistemi. Binek sistemi yine Diablo oyunlarında beklenen bir özellik idi. Ayrıca açık dünya kafası geliştirilmeye çalışıldığı için de bineklerin gerekli olacağı düşünülüyordu. Tabii binek sistemi yeni duyurulmadı. Ancak binek üzerinde hareket halindeyken birden dövüşe adapte olabileceğiniz bir sistem geliştirdiklerini, bu konuda ilerleme kaydettiklerini açıkladılar. BlizzCon Online 2021'de bineklerin aslında tahmin edilebileceği gibi özel yerlerden düşeceği ve kozmetik ile kişiselleştirebileceğini söylediler. Yani atınıza güzel güzel zırhlar ya da Witcher 3'teki gibi başarı yadigarları takmak istiyorsanız PvP sistemine girmek isteyeceksiniz gibi duruyor. Böylelikle de Diablo 4 için BlizzCon Online 2021'de açıklanan önemli bulduğum konu başlıklarının da sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka Diablo videosunda görüşünceye dek hoşça kalın.